Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz nefis muzlu kekin yapımını göreceğiz. Hem de fırın kullanmadan tavada hazırlayacağız. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Denemenizi öneririm. Önce kesip görelim nasıl olmuş. Evet, yumuşacık sünger gibi. Nefis muzlu kek nasıl hazırladım? Dilerseniz buyurun yapımını görelim. Az malzemeli, az ölçülü hazırlıyoruz. Sadece bir adet yumurtayı karıştırma kabımızın içine kırıyoruz. Üzerine küçük bir çay bardağı toz şeker ekleyerek güzelce çırpıyoruz. Küçük bir bardak soğuk süt ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim, karıştırdım. 1 su bardağı un ekledim. 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Tavamızı alalım. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Ocağı alalım. İyice erimesini sağlayalım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Güzelce karamelize edelim. Burada 3-4 tane muz kullanabilirsiniz. Bu muzları değerlendirmek istedim. Dolapta kaldı, kimse yemiyor. Bu şekilde kek yapıp değerlendirmek istiyorum. Muzların kabuklarını çıkardıktan sonra gösterdiğim şekilde uzunlamasına dilimledim. Evet, şekerimiz de güzelce karamelize oldu tereyağıyla. Şimdi muzları düzgün bir şekilde tavamıza yerleştirelim. Evet, sığmayanları da elimizle bölerek düzgün bir şekilde yerleştirebiliriz. Evet, hepsini sığdırdım. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz 2-3 dakika bu şekilde muzları kızarttıktan sonra hamurumuzu döküyoruz. Bu arada ocağın altını kısık ateşe alalım. Şu anda ocağın orta gözünde kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Görüyorsunuz ne güzel kabarmış, hiç fırın kullanmadan. Elimle kontrol ettim, elime yapışmadı. Bu da pişmiş demektir. Biraz bekletin, biraz soğusun. Daha sonra ters çevirebilirsiniz. Sıcak çevirirseniz parçalanabilir. Şöyle biraz yarım saat kadar bekletin. Hafif öncesinde biraz sallayın. Daha sonra ters çevirin. Parçalanma olmaz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, nefis bir kek oldu. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolata parçalarıyla fındık, fıstık serpiştirebilirsiniz. Biz bu şekilde sade olarak tüketeceğiz. Umarım tarifimi sizler de dener, beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet olsun.